Merhaba. Bugünkü konu neden diye sorarsanız bilmiyorum ama gerçekten çok çekmek istediğim bir videoydu bu. Bugün grup hepsi hakkında biraz konuşacağız. Grubun tarihçesini inceleyeceğiz. Kliplere bakacağız. Yad edeceğiz. Grup hepsi dönemlerini. Biraz da böyle Good Old Lake Days'i biraz da orayı anıyor olacağız. Şimdi her 2000'lerin ortasındaki genç Türk kız çocuğu gibi diyeyim. Yani çoğu Türk kız çocuğu gibi. Ben de hastasıydım Grup Hepsi'nin. Bu arada ben 96'lıyım. Grup Hepsi 2005 yılında çıktı ve ben tam o zamanlar kaç yaşında oluyorum işte? 8, 9, 9 yaşlarında falanım. 9 yaş, 10 yaş, 11 yaş, 12. yaşıma kadar galiba sıkı bir Grup Hepsi fanıydım. Hatta benim bir tane Grup Hepsi defterim vardı. Onu göstermeyi o kadar çok istiyordum ki. O kadar ya bildiğim böyle bir A4 defterim vardı. Hatta defterim Powerpuff Girls'lu bir defterdi. Ve ben oraya bir 3 sene boyunca, rahat 3 sene boyunca Grup Hepsi'nin posterlerini yapıştırıyordum. Ya o defteri o kadar şu an göstermek isterdim ki. İşte Go Girl'de, Hey Girl'de falan röportaj veriyorlardı. Ve ben o röportajları böyle tak 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 kesiyordum. Yapıştırıyordum fotoğraflarla beraber. Ve saçma sapan işlerim vardı. Kartpostallar alıyordum. Of. Ne modaydı hepsinin kartpostalları. Hiçbiri elimde yok şu an. Şey göstermeyi çok isterdim. O defterden böyle 15 senelik arşiv röportajları hep beraber okuyalım, inceleyelim çok isterdim ama muhtemelen ben bir cinnet anına denk geldim. Ergenlikte falan muhtemelen ve o defteri muhtemelen öyle yaktım, yıktım, attım, bir şeyler yaptım. Yakmış olabilirim. Çünkü ben eski defterlerimi yakıyordum bir ara. Ya da yakamıyorsam da sayfaları böyle parça pinçik edene kadar kesiyordum. Ondan sonra denize falan. Yani muhtemelen benim o Grup Hepsi defterim de o şekilde gitti. Ama olsun olsun ben yine de şöyle düşündüm. Bilgisayardan yardım edeceğim. Bilgisayarı görmüyorsun. Çok gözünüzü almasın diye şöyle aşağı koydum. Oradan yardım almaya çalışacağım. Yani internetten yardım alacağım. Bu arada orada karton mu gözüküyor? Evet, yapacak bir şey yok. Bu arada çok çok az röportaj bulabildim. Yani ben hatırlıyorum 2005, 2006, 2007 seneleri. Her ay bütün o genç kız defterleri diyorum. Genç kız dergilerinde her ay röportajları olurdu. Her ay. Hey Girl'de, Go Girl'de neydi o? Trendy diye bir dergi vardı hatırlar mısınız? Yani her ay mutlaka bir dergide mutlaka röportajları oluyordu, posterleri oluyordu. Ama internete baktığım zaman o kadar bulamadım. Yani böyle çok tek tük işte 2006'dan 2007'den tek tük böyle röportajları kalmış. Ama olsun onları da bir kaynakçı olarak kullanırız. Neden kullanmayalım? Bildiğimiz gibi Gülçin, Eren, Cemre ve Yasemin'den oluşan bir girl band. Yani Türkiye'nin ilk ve tek yani sanırım bir daha yani işte 400 grup 400 falan filan çıktı tabii çok tutmadı. Bir daha çıktı mı Grup Hepsi gibi bir grup? Hiç hatırlamıyorum. Aslında evet bir böyle girl band olarak çıktılar. Şimdiki Blackpink gibi hem dans ediyorlar hem şarkı söylüyorlar. Ama işte o zamanlar 2005 senesinde bu hele ki TR'de. Ya Türkiye'de tabii ki çok yaygın bir şey değil. Hatta hiç yaygın olmayan bir konsept. Hem şarkı söyleyecekler, dört kız hem şarkı söyleyecek hem dans edecekler. Yani yenilikçi bir gruptu anlatabiliyor muyum? Bence bu kadar bir anda patlamaların en temel sebebi buydu. Ama aslında bu dört kızın bir dans geçmişleri vardı. Yani hepsi hatta ben öyle biliyorum konservatuvardan arkadaşlar. Ya yani hepsi aslında dansçı. Ama aynı zamanda çocukluktan beri böyle bir hayalleri varmış. Hem dans edelim ama aynı zamanda şarkı söyleyelim, bir grup kuralım diye. Bildiğimiz kadarıyla ya da ulaşabildiğimiz kaynaklardan diyeyim bildiğimiz kadarıyla bu dört kızın çocukluk hayali hem şarkı söyleyip hem dans etmek, böyle bir grup kurmak. Bu arada grubun menajeri Cemre'nin annesiydi tabii ki bildiğiniz üzere. Yani bu konuda çok çok olumlu fikirlerim yok. O yüzden oraya girmeyeceğim. Ama ben grupta hep bir şey hissediyordum. Cemre'nin böyle bir parlatılması. Bir de yani çok özür diliyorum. Kesin kesin Cemre izler de bu videoyu. Özür diliyorum Cemre senden. Grubun bana kalırsa en sesi olmayan elemanı Cemre. Yani Gülçin zaten bir diva. Onun dışında Yasemin mesela Yasemin'in de çok güçlü bir vokal, çok güçlü bir vokal değil Yasemin ama tatlı bir ses tonu var mesela Yasemin'in. Eren'in de bence aynı şekilde tatlı bir ses tonu vardı ama Cemre'nin Allah affetsin. Bütün Cemre'cilerden özür diliyorum ama yani Cemre bana kalırsa grubun en vasat sese sahip insanıydı ve Cemre nedense grupta aşırı bir popülerdi yani. Neden? Genelde böyle ben Cemre'yim diyen kızlar
Wings'te Bloom oluyordu. Ben ona çok dikkat etmiştim. Ya Yasemin oluyorlardı ya Cemre oluyorlardı ama gördüğüm kadarıyla, karşılaştığım kadarıyla genelde Cemre oluyorlardı. Bu arada benim rol modelim, idolüm Eren'di. Neden bilmiyorum. Neden gerçekten bilmiyorum. Çünkü Eren grubun en nasıl desem az popüler elemanıydı şimdi doğruya doğru. Şimdi biliyorsunuz kızların dördünün de farklı farklı renkleri vardı. Eren'in rengi yeşil, Gülçin'in rengi pembe, Cemre mavi ve Yasemin mordu biliyorsunuz. Yani en sevdiği renklermiş bunlar. Hala bilmiyorum bu arada bunun doğruluğunu bilmiyorum. Ben bunun biraz da çünkü marketing işim böyle marketing kısmına girdiğini düşünüyorum da neyse geleceğim oraya. Eren'in en sevdiği renk yeşil diye ben odamı fıstık yeşiline boyamıştım. Tam o dönem taşınmıştık ve işte odamı boyatacaktık falan. Ve çok kötü bir karardı ve ben o odada o fıstık yeşili duvarlarla kaç sene yaşadım? 4 sene mi 5 sene mi ne o fıstık yeşili duvarlarla yaşamak durumunda kalmıştım. Ve ben yeşil sevmem bile. Yani sadece bak o kadar Eren'e hastaydım ki yani kızın en sevdiği renk yeşil diye ki o bile şaibeli. Bilmiyoruz gerçekten yeşil miydi değil miydi. Gerçekten odamın rengini, odamın duvarlarının rengini yeşil yapmıştım. Ben de yani çok sağlıklı bir ruh halinde değilmişim de. Neyse şimdi oraya ben niye bunu sıkıştırdım araya bilmiyorum. 2005 yılına geri dönelim. Albüm dönemine geri dönelim. Biliyorsunuz hepsi bir. Bir. Yani albümün ismi bir. Hepsi bir. Albüm çıkıyor 2005 yılında ve ilk çıkış parçası Olmaz Oğlan. Şimdi Olmaz Oğlan hepsi aslında hepsi yapan şarkı mı? Yok. Bana kalırsa albümün en güzel şarkısı mıydı? Hayır değildi ama ilk çıkış şarkılarıydı. Ve şöyle bir şey yaptılar. Onun bir İngilizce versiyonunu çıkardılar. Neydi bir dakika onun ismi? A Bad Penny. Bu arada klipleri şuraya koyacağım. Bildiğin Olmaz Oğlan'ın klibinin sahnelerinin kadar aynı şekilde çekmişler. Sadece şarkıyı İngilizce olarak söylüyorlar. Yani klip birebir aynı. Çok 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 minimal değişiklikler var ki ona değişiklik bile denmez. Sadece İngilizce versiyonunda çok kısa bir melodi değişimi yapmışlar. Melodi değişimi de değil aslında. Şarkı bildiğin aynı, melodi aynı. Fakat çok ufak bir şey eklemişler araya. Neyse Olmaz Oğlan böyle bir patlıyor. Fakat ikinci patlama Yalan'la oluyor ki benim albümdeki favori şarkım. Bence Yalan'la çıkış yapmalılardı. Hatta kendisini biraz bir anmak isterim. Şimdi ben olsam kesinlikle Yalan'la yapardım çıkış parçasını. Ama burada şöyle bir strateji de izlenmiş olunabilir. Kendi şahsi fikrim. Hani Olmaz Oğlan'la çıkış yapalım ama en güzelini böyle bir ardından verelim yani sonradan patlatalım da denilmiş olabilir. Bilmiyorum ya da gerçekten Olmaz Oğlan'ı daha çok beğendiler. Ama Spotify dinlenmelerine bile baktığımda Yalan 10 milyon defa dinlenmiş. Olmaz Oğlan 3 milyon. 3 milyon 920 bin. Hani neredeyse 4 milyon. Ama halk da benimle aynı fikirde. Hepimiz Yalan'ı daha çok sevmişiz sanırım birinci albümde. Bu arada Yalan'ın klibiyle ilgili bir şey söylemem gerekirse. Murat Boz söylüyor. Orada bir son bir şey kısmı var. Hatta dur açalım bir dakika. Ben nedense artık ne etkisi, o Mandela etkisi mi yaşıyordum bilmiyorum ama klibinde de Murat Boz'un oynadığını zannettim bayağı uzun bir süre. Hatta geçen sene falan fark ettim bunu. Klipte bambaşka bir adam oynuyor. Eğer benim gibi böyle bir Mandela etkisi tarzı bir şey yaşayan varsa böyle bir fun fact olarak verelim. Klipteki Murat Boz değil. Sadece ses Murat Boz. Sonra Üç Kalp çıktı. Bana kalırsa yine şahsi fikrim. Üç Kalp bu albümün daha doğrusu hepsinin bana kalırsa tarzına gerçekten uymayan bir şarkı. Çünkü hepsi dinamikler, anladın mı? Dans ediyorlar. Böyle bir şarkılar hep böyle bir R&B, dans var. Arada böyle yer yer oryantal. Ama Üç Kalp nedir? Bir kere sözler çok bana hep manasız gelmiştir. Üç tane gerizekalı. Orada bir aşk üçgeni dönüyor falan. Anlamsız bir şarkı olduğunu düşünüyorum Üç Kalp'in ama yani çok seveni de var biliyorum ama bence ben çocukken de sevmezdim. Hala da anlamsız buluyorum. Bu şarkıyı bence hepsi söylememeliydi. Şahsi fikrim. Bir unpopular opinion olarak. Birinci albümde böyle kıyıda köşede kalmış bazı şarkılar var. Mesela onlardan biri Durdur.
Olan aşkım herkesi kudurtur. Önce beni anla. Bu çok böyle kıyıda köşede kalmış bir şarkı. Bunu yani tabii ki hepsi fanları bilir de çok böyle grupla alakası olmayanlar bilmez. Genelde ne bilinir? Yalan, ne olmaz olan. İlk albümden bahsediyorum tabii. Sonra ikinci albümde de çok güzel şarkılar var da. Onun dışında bir tane daha favorimi açmak istiyorum son. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Söyleyemem bu gece. O kadar tatlı bir şarkı ki bu arada. Çok güzelsin. İnanılmaz tatlı bir şarkı. Onun dışında tabii ki bütün şarkıları tek tek açmayalım. Ama benim favorilerim zaten bunlar. Her şeye rağmen olabilir. Ama bana kalırsa hani yalanla falan atışamayacak bir şarkı. O yüzden neyse biliyorsunuz 2005 yılı bu şekilde birinci albümle yani hepsi bir albümüyle patlıyorlar. Sonra duruyorlar mı? Durmuyorlar. 2006 yılında hepsi iki. İkinci albümün çıkış parçası Kalpsiz'sin. İkinci albümde de çok güzel şarkılar var ama bence Kalpsiz'sin doğru bir seçimde. Onu da kendisine bir analım hemen. İnandım, bekledim sabırla. Aynalara bir bak. Bu videoda full şarkı söylüyormuşum. Klip bu arada efsane değil mi ya? Voodoo bebeğiyle giriş yapıyorlar. Voodoo bebekli bir sahne var ya, ilk sahne. Onun dışında bence daha böyle bir 3-4 şarkıya daha klip yapılabilirdi. Ama sadece yani Kalpsiz'sinden sonra sadece Aşk Sakızı'na klip çekildi. Ki Aşk Sakızı'nın klibinde kızları biraz daha, nasıl desem, tarz biraz daha avantgard oldu. Makyajlar, saçlar, başlar. Çünkü biz hepsini nasıl tanıyoruz? Cici tatlı kızlar böyle dans ediyorlar, oryantal ada yapıyorlar falan filan. Aşk Sakızı'nda biraz daha tarz değişmişti yani. Bir tık tabii ki çok da değişmemişti ama onu da analım hemen. Şarkılarda bu arada mutlaka dikkat etmişsinizdir. Evet, R&B, evet pop ama aynı zamanda hep böyle bir oryantal, hep böyle bir dın 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 dın, böyle bir arada hep geçiyor ve benim gerçekten çok hoşuma giden bir şey bu. Çünkü full R&B yapmıyorlar. Araya hep böyle bir, nasıl desem, bizim kültürden bir şey koyuyorlar ya. Onun dışında bence bu ikinci albümde Mum çok güzel bir şarkıydı. Mum nedense çok popüler değil şimdi Spotify dinlenmelerine bakıyorum da. 711 bin dinlenmiş. En çok albümden bak Aşk Sakızı ve Kalpsizsin. 3'er milyon defa dinlenmiş. Mum 711 bin ama ben çok seviyorum Mum'u. Belki de oryantal girdik. Çok üzüldüm. Yani Mum'a klip çekilmesini çok isterdim. Ama onun dışında bir de Hanimiş var. Bak Hanimiş'e de klip çekilmesini çok isterdim. Bu da çok tatlı bir şarkı değil mi? Hiç benziyor mu dön yüzüme iyice bak. Onun dışında bir tane daha böyle bir kıyıda köşede kalmış şarkıları var. Uzat Elini. Çok az dinlenmiş bu arada. Albümdeki en az dinlenen, ya Spotify için konuşuyorum. Aşka uzan dayanamaz. Uzat elin. İki kelime var mesela. Olsam da söylemem. Her sorana söylemem. Şimdi hepsi bir. Çok iyi bir albümdü. Hepsi iki çok iyi bir albümdü. Ama bana kalırsa hepsi bir biraz daha R&B bir tık daha sanki daha yoğundu. Hepsi iki de biraz daha böyle de bir tık daha poplaştırdılar diye düşünüyorum. Hata mı? Yo, değil. Bence gayet yani hiç okey. Bu arada bu ikinci albümde hatırlar mısınız? Bazı albümler çorap hediye ediyordu. Penti ile bir anlaşmaları vardı ve grup hepsiye özel Penti bir çorap tasarlamıştı. Bembeyaz bir çorap. Ben de vardı bu arada. Gerçekten 15 senelik çorap size göstermek isterdim ama tabii 15 sene olduğu için durmuyor şu an. Ama burada ya mutlaka görsellerden bulup koymaya çalışacağım. Bembeyaz bildiğin kilotlu bir çoraptı ve grup hepsinin amblemi vardı üstünde. Yani çok bir şey değildi. Ama limited edition olarak geçiyordu. Ve benim de gerçekten canım çıkmıştı o çorabı bulana kadar. Bulamamıştım bu arada. Çoraplı albüm almak istiyordum. Evet, yine dev bir amme hizmetiyle karşınızdayım. Ben çorabı buldum, hatta satıştaymış. Şu an gitti gidiyor da stokta bir tane. Eğer aranızda 125 lira vermek isteyen bir manyak varsa gitti gidiyordan bulabilir çorabı. Bir de yine aynı sene hepsi Pantene'in reklam yüzü olmuştu ve birbirinden çirkin gerçekten birbirinden çirkin çorapları giymişlerdi ve ondan bahsetmeyi unutmuşum ama bir tane reklam çekiminden bir video buldum. Onu da buraya ekliyorum. Fakat 2006'da bir de şöyle bir şey oldu albüm çıktıktan sonra.
Sezen Aksu'yla bir Pepsi işbirliği oldu hatırlarsınız. İki tane şarkı çıkardılar Sezen Aksu'yla beraber. Tempo ve Kaç Yıl Geçti Aradan. Yani Pepsi'nin reklamını yapmış oldular. Reklam kampanyası oldu aslında. Şimdi bu neden önemli bir şey? Bu kızlar daha 20'lerinin başındaydı o zamanlar. Ve Sezen Aksu'yla işbirliği yaptılar. Sezen Aksu'ya öyle çok aşık olduğumdan, hayran olduğumdan değil de sonuçta Sezen Aksu kolay değil yani. 20'lerin 21, 22, 23 yaşında kızlar o zamanlar ve Sezen Aksu'yla böyle bir işbirliği yapıyorlar, düet yapıyorlar. Gerçekten kolay değil ve bunu bir senede yaptılar. 2005 yılında çıktılar ve 2006 yılında Sezen Aksu'yla çalıştılar. Şimdi Tempo bence güzel bir şarkıydı. Kötü bir şarkı değildi. Hoş bir şarkıydı. Ama Kaç Yıl Geçti Aradan, biliyorsunuz zaten Sezen Aksu'nun çok eski bir şarkısı, onu coverladılar. Kötü mü oldu? Yok, kötü olmadı. Ama bilmiyorum, ben Tempo'yu daha çok seviyordum açıkçası. Hatta ben şöyle bir şey hatırlıyorum o reklam kampanyasında. Sanki Pepsi kapaklarını biriktirene hepsi şey mi veriliyordu? Albüm bileti mi veriliyordu? Bir şey vardı, bir albüm... Ay, albüm bileti diyorum. Konser bileti. Yani öyle bir şey vardı. Ben çünkü bir şeyler biriktirdiğimi çok net hatırlıyorum. Ya da içinden çıkan, ambalajın içinden SMS mi atıyorduk? Öyle bir şey hatırlıyorum. Şu an çıkaramadım ama bulacağım. Yani 2006'yı böyle özetleyeyim. Çok güzel bir ikinci albüm ve Sezen Aksu ile bir çalışma. Pepsi reklam kampanyası. 2007'ye gelince şöyle bir şey oldu. Dizileri çıktı biliyorsunuz. ATV'de yayınlanıyordu. Hepsi bir. Pazar akşamları yayınlanıyordu ve İboşov'dan sonra hayır. Önce Hepsi bir yayınlanıyordu saat 8'de. Sonra o böyle bir 10, 10.30, 11 gibi bitiyordu. Ve bittikten sonra İboşov başlıyordu. Ve ben İboşov'u da izlediğim için. Hepsi güzellik olarak böyle tepsi tepsi geliyor. Bu Hepsi adı nereden çıktı lan? Pazar akşamlarım gerçekten inanılmaz renkli geçiyordu benim için. Önce Hepsi, sonra İboşov. Ben diziye tabii ki hastaydım. Gerçek anlamda bayılıyordum diziye. Ve dizi biraz da kızların hayatlarından esinlenmiş. Yani gerçek bir hikayeden esinlenmiş bir diziydi. Yani tam olarak kendi hayatlarını göstermiyorlardı tabii. Öyle olsa zaten belgesel olurdu da. Ama çok fazla kendi hayatlarından esinlenme vardı. Yani dördünün de o zaman konservatuara gitmeleri, yani konservatuarda dans eğitimi almaları. Bu arada şey hatırlar mısınız? Dizide bir sahne vardı. Yani Grease müzikalini canlandırıyorlar. Neydi? Hangi şarkıydı o? Ha, Summer Nights, tamam. Summer Nights'ı söylüyorlardı dizide müzikal olarak. O zamanlar kaç yaşındayım? 11 yaşında falanım yani. Müzikale dair hiçbir bilgim yok. Beni gerçekten müzikalle tanıştıran bölümdü ve bir bakıma da Grease'le tanıştıran bölümdü. O yüzden öyle bir minnet borcum da var. Yani 2007-2008 aslında daha çok diziyle geçiyor. Hepsi bir dizisiyle uğraştıklarını düşünüyorum. Çünkü 2007'de albüm çıkmıyor. 2008'de çıkıyor ama 2007'de şöyle bir şey oluyor. O zamanlar Wings'in bir sinema filmi mi çıkacaktı? Onun için İki tane yanlış hatırlamıyorsam soundtrack yapıyorlar. Biri neydi? Şarkının adı neydi? Sen bir tanesinmiş. Yerine sadece bir kız diye bak, bunu hiç bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Çünkü ben 2007-2008 döneminde Wings'e olan ilgimi, alakamı kaybettiğim için o sinema filmini de izlemedim bu arada. Gitmemiştim yani. O zaman çünkü daha böyle bir hani genç kızlığa geçiş dönemi. Hala Hepsi dinliyorum ama hani genç kızlığa geçiş dönemi olduğu için Wings'le böyle bir ilgi alakamı kaybettiğim için şu iki soundtrack'le çok ilgilenememişim. Neyse, 2007-2008 böyle geçiyor. 2008'de sonra üçüncü ve son albümleri olan Şaka albümü çıkıyor. Şimdi Şaka'nın şöyle bir özelliği var. Şaka'daki bütün şarkılar aslında eski Türk pop şarkılarının coverları. İşte Mirkelam'ın Tavla beni tavla. Ki bence başarılı bir cover. Yani böyle çok klasikleşmiş kült Türkçe pop şarkılarının 80'lerden 90'lardan kalan onların coverlarını yaptıkları bir albüm aslında bu. Sadece tek bir yeni şarkı var bu albümde. O da dört peynirli pizza. Aman kilolu kolla. Ekstra mozzarella. Bana kalırsa Hepsi'nin en garip şarkısı bu. Dört peynirli pizza. En kötü falan değil. Ben bu arada çok severek dinliyordum o zamanlar. Yani melodi olarak, sözler olarak pizza hakkında bir şarkı. Ama bilmiyorum. Ben gerçekten ayıla bayıla dinliyordum. Ama biraz şunu kabul etmek gerekir ki 3 albümdeki en garip
En garip şarkı mı? Evet. Bu arada size bir fun fact vereyim. Dört peynirli pizzanın sözlerini ya Kenan Doğulu yazıyor ya Ozan Doğulu yazıyor. Emin değilim. Kenan Doğulu niye? Şimdi artık hüzünlü sona yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 2008'de son konserler oluyor falan. Bu arada ben 2008'de Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserlerine gitmiştim. O konseri bu arada çok net hatırlıyorum. Benim gittiğim bir kere ilk konserdi. Ve hepsi konseri. İlk gittiğim konser ve hepsi konseri. Aman yarabbi. İnanılmaz kalabalık olduğunu hatırlıyorum. Bir de ben annemle gitmiştim. Yani annem beni götürmüştü. Beraber izlemiştik. Zaten full kız çocukları ve kız çocuklarının anneleri. Yani öyle bir ortamdı. Ama çok güzel bir konserdi. Ve gerçekten dop doluydu. Onu hatırlıyorum. Ya zaten Bostancı Gösteri Merkezi öyle ufak bir yer değil. Büyük bir yer. Ve full dolu olduğunu hatırlıyorum. Ama yani benim gittiğim ilk konser olduğu için bir de öyle bir bende manevi bir hatıra olacak hep. Neyse sonra biliyorsunuz acı son. 2009'da Gülçin gruptan ayrılıyor ve üçlü olarak devam ediyorlar. O kısma hiç girmeyeceğim çünkü o kısım hakkında bir bilgim yok. Çünkü ben artık o zamanlar ortaokula geçmiştim ve gerçekten ilgi alakamı kaybetmiştim açıkçası. Yani benim için öyle güzel bir döneme denk geldi ki tam ben böyle ergenliğe girdim, hepsinden böyle ilgim alakam bitti, bayağı azalmışlar, bitmişti artık. Tam o dönem Gülçin ayrıldı, tam o dönem işte üçlü devam ettiler falan. Oralarıyla o yüzden çok ilgi o yüzden çok da sallamamıştım yani. Ben hevesimi bayağı aldığım için beni çok etkilememişti ama insanların çok üzüldüğünü hatırlıyorum. Bir de yine akıllarda bir soru. Gülçin neden solo kariyerinde tutunamadı? Ara ara düşünüyorum aklıma geldiği zaman. Abi Gülçin neden neden tutmadı? Bir kere çok güzel bir şarkı çıkardı. Avareyim. Avare. Avare miydi şarkının adı? Bir dakika. Aa, Harabeyimmiş şarkının adı. Ben bu şarkıyı avareyim diyorsun. Harabeyim. Artık harabeyim. Neyse bir de şey şarkısı vardı. Bir Tanecik Aşkım. Bu şarkı da böyle aşırı patlamadı ama biliyor musunuz? Yani tuttu ama ben daha çok patlamasını beklerdim. Bence Gülçin de daha çok patlamasını bekledi. Ama size bir şey diyeyim mi? 42 milyon dinlenmiş ya. YouTube'da gayet tutmuş ben. Yok canım ben sözümü geri alıyorum. Gayet tutmuş. Sonra biliyorsunuz işte Gülçin evlendi, Dubai'ye yerleşti falan filan gibi bir haber çıkarıldı. Bilmiyorum bunun da şey olduğunu söylüyorlar. Yani Cemre'nin annesinin, yani ex menajerinin böyle bir iddia ortaya saldığını söylüyorlar. Ama çok anlamsız neden hani Dubai'ye yerleşti, neden Dubai bir kere ve neden evlendiği için gruptan ayrıldı. Yani bilmiyorum. Orada acaba şey bir imaj mı vermeye çalıştı? Evlendi ve kızları sattı gibi bir bilmiyorum. Bu bir karalama çalışması mıydı? Hiçbir fikrim yok. Ama bildiğimiz kadarıyla, yani Gülçin'in söylediği kadarıyla Gülçin kendisi ayrılmak istiyor gruptan. Bence güzel bir karardı ama solo kariyeri tutmadı işte. Ya tutmadı dediğim bu arada hala kadın yani efsane. Bu arada YouTube kanalı var. Arada açıyorum onu. Seviyorum sesini dinlemeyi. Ama bilmiyorum bunu sadece tek düşünen ben değilimdir. Kadının patlaması lazım yani. Patlamadı. En son bir toparlayacağım sonra kapatacağım videoyu. Efsane bir gruptu. Efsane bir gruptu. Yani biraz da Şebnem Hanım'ın, Şebnem soyadını hatırlamıyorum ama Cemre'nin annesi olan menajerlere. Bence o hanımefendinin de çok etkisi var. Çünkü çok iyi bir marketing ve PR çalışması yürüttü. Çünkü grubun hedef kitlesi, yani hepsinin hedef kitlesi o zamanlar çocuk olan kızlardı. Daha çok kız çocukları. Yani erkek çocukları ben hiç hatırlamıyorum. Hepsi seven. Ben hiç karşılaşmadım en azından kendi çocukluğumda öyle diyeyim ama yani %90-95 kız çocuklarına yönelik bir gruptu. 5 yaş ile 10-15 yaş belki diyebilirim. Yani 5-15 yaş aralığı kız çocuklarına yönelik bir grup olduğu için gerçekten kızları da bir bakıma ona göre pazarda şimdi yanlış bir kelime olabilir ama kötü bir anlamda söylemiyorum yani. Şimdi o zamanlar çocukluğumuzda böyle ilk ergenlik dönemlerimiz, ergenliğe giriş dönemlerimizde böyle bir rol modeli arayışında oluyoruz ya birazcık ya da özdeşleşebileceğimiz bir idol, bir insan, bir karakter öyle bir şey arıyor oluyoruz ya genelde. Gerçekten hepsi bize bu aradığımız şeyi veriyordu. Özdeşleşebileceğimiz karakterler, idollerdi onlar bir bakıma bizim için. Ve bir tane hatta röportaj vardı. Bak onu hiç unutamıyorum. Defterim olsa tabii defterden size arşiv defterimden göstermeyi çok isterdim. Ama internetten onu
Bulabilirim diye düşünmüyorum. Hatta buldum ben onu geçen. Onu koyarım. Sorular zaten çok böyle en sevdiğiniz renkler zaten klasik. Bana hala böyle bir marketing gibi geliyor. Yani Gülçin'in en sevdiği renk pembe, Yasemin'in en sevdiği. Hani gerçekten olabilir ama dördünün de dört farklı renk mi gerçekten en sevdiğin? Yani bir tanesini ortak renk şey tutmaz mı? Ya da şöyle sorular oluyordu mesela. Tuttuğunuz takım. Cevaplar şöyle şimdi. Kimin ne cevap verdiğini hatırlamıyorum da atıyorum. Yasemin, Fenerbahçe, Gülçin, Galatasaray. Buraya koyacağım zaten. İşte Eren ne? Ne kalıyor? Beşiktaş. Cemre takım tutmuyorum falan. Cevaplar böyle. Yani Cemre tabii Trabzonspor denemişler de takım tutmuyorum diye cevap vermiş kız. Ben gerçekten bunun iyi bir pazarlama olduğunu düşünüyorum. O zaman bile bak çocukken 10 yaşında röportajlarını okurken bile şey diyordum. İşte cevaplar Fenerbahçe, Galatasaray takım tutmuyorum. He. Yani. Ya da şöyle sorular soruyorlar. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi hatırlamıyorum da Gülçin atıyorum. Gülçin çekici. Cemre alımlı. Eren bakımlı falan. Cevaplar hep böyle. Sanki bana şey gibi geliyordu çocukken bile. Bunlar sanki çalışılmış cevaplar gibi. Sen şunu söyleyeceksin, sen bunu söyleyeceksin. Ya bunda yanlış bir şey yok tabii ki. Ama işte ben bunun aslında iyi bir pazarlama olduğunu düşünüyorum. Hepsinin cevapları farklı farklı ve her biriyle özdeşleşebiliriz. Sonuçta hedef kitlesi çocuklar ve çocukların böyle bir şeyle birini idol alma, bir şeyle özdeşleşme arayışı oluyor o zamanlar. O yüzden cevapları ben böyle bilerek farklı farklı verildiğini düşünüyorum. Bu arada tebrik ediyorum. Muhtemelen menajerin fikriydi. Yani Cemre'nin annesinin fikriydi muhtemelen. Bu arada bu benim tamamen şahsi görüşüm. Hani belki ortada hiç öyle bir şey yoktu. Belki her şey denk geldi. Tuttukları takımlar, en sevdikleri renkler kendilerine. Hani belki cevaplar hep öyle denk geldi ama ben öyle zannetmiyorum. Bence cevaplara çalışılıyordu önceden. Bence. Geçmişe gittim geldim. Ne güzeldi. Güzel zamanlardı. Gerçekten good old Laik Days benim için o 2005, 2007, 2008 o dönemler. Ya çok gerçekten şanslı bir dönemde çocuk olduğumu düşünüyorum. 90'ların sonuna ve sonlarına doğru doğan bir neslin şey diyormuşum, son şanslı nesil olduğumuzu düşünüyorum. Umarım son şanslı nesil değilizdir de. Bilmiyorum, ben çok güzel bir dönemde çocukluk geçirdiğime inanıyorum. Ve hepsi de benim yani çocukluğuma geri dönüp bakınca hepsi bayağı çocukluğumu kaplayan bir bölüm aslında. Biraz böyle bir tribute tarzı bir videoydu. efsaneleri andık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Böyle bir hepsini yad ettik kronolojik olarak. Şöyle bir kariyerlerine göz attık kabaca. Ben gerçekten video çekerken aşırı keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın. Bay bay.